billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbinallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke rabbena bileykel masir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi zidni ilma cümleden hoş geldiniz. Bugün Rabbim sağlık içerisinde bizleri ulaştırdı elhamdülillah. Efendimizin Allah-u Teala ile buluştuğu mübarek bir gece Miraç kandili. Rabbim bu gece hürmetine alemi İslam'a güzellikler lütfetsin. İslam düşmanlarını Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Ordumuzu mübarek gece hürmetine dünyanın dört bir yanında kafirlere galebe çaldırsın. Nusretini yetiştirsin inşallah. Bu mübarek geceden bizlere de istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Hikmete bak.
kime beddua ettiyse ettiği şekilde vefat etti. Hani Hazreti Hamza ile Vahşi'nin olayında olduğu gibi sahabelerin o zaman da çok dikkatini çekmişti. Ya Resulallah, Vahşi'ye çok kızdığınız halde o sizi üzdü, amcanızı şehit etti fakat ona hiç beddua etmediniz. Bak orada verdiği cevap, Miraç'ta Hazreti Hamza'yı Vahşi ile kol kola cennete girerken gördüm de ondan beddua etmedim diyor, işe baksan. Elhamdülillah böyle üzgün olduğu bir gecede, hani ayet-i kerimede buyuruyor ya, Allah-u Teala kulunu bazı ayetlerimizi göstermek için diyor Mescid-i Aksa'dan Kabe'den Mescid-i Aksa'ya bir gece yolculuğu yaptı elhamdülillah. Vücut ve ruh olarak. Onlar da tartışılıyor da bunlar tehlikeli şeyler. Kendi bizzat öyle ifade ediyor. Alimlerin büyük çoğunluğu da bunda ittifak halinde. İşte rüya olsaydı belki kimse, hani rüyada olmayacak şeyleri görebiliyoruz ya, kimse belki itiraz etmeyecekti ama bedenen olunca birçok müşrikler yeni Müslüman olmuş Müslümanları yolundan çevirdi. Onların aklını çevirdiler. Allah muazzam. Bak Cebrail aleyhisselam geldi. Göğsünü yardı. Kalbini ameliyat etti. Hikmeti nedir? Allah-u Teala'nın huzurunda göreceği olağanüstü şeylere takat getirebilsin diye. Mescid-i Haram'dan bir diyor Burak atı getirildi. Katırdan biraz küçük, merkepten biraz büyük. Ben diyor ona bindirildim. Cebrail aleyhisselam da bana refakat etti. Burak ufka basıyordu. Mesela buradan nereye görüyorum? Himmet dedeyi. Bir adım atıyor, Himmet dedesin. Oradan bir bakıyorsun ta Kırşehir'i görüyorsun. İkinci adımı Kırşehir'inde. Böyle hızlıydı diyor. Bak Rabbim asırlar sonrasını nasıl ışık tutuyor. Alışveriş merkezlerinde hani böyle yürüyen merdivenler var ya, değil mi, sen biniyorsun hiç kıpırdamadan o seni son noktaya kadar çıkarıyor. Mescid-i Aksa'da tüm meleklerinden görüştü. 124 bin peygambere imam oldu, namaz kıldırdı. Oradan diyor göğe bir merdiven kuruldu, bak bak asansör gibi. Biz bindik hiç adım atmadık. O diyor sürekli yükseliyordu. Göğün birinci kat semasına kadar o şekilde çıktılar. Ondan sonra her kat semada bir peygamberle karşılaştı. Cebrail aleyhisselam işte bu filandır selam ver dedi. O selam verdi. Onlar selamını aldı. Birinci katta semada Adem aleyhisselamla karşılaştı. Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah bu senin atan Adem'dir. Ona selam ver. Bak burada bir de ne kadar bir incelik var. Bilmediği bir yerlerde seyahat ediyor. Onun rehberi kim? Cebrail aleyhisselam. O bir şey demeden hiçbir hareket ve sözde bulunmuyor. Bak buraya bir dikkat edin. Bana bu filan diyor, selam ver diyor, selam veriyor. Demezsin ses yok. İkinci kat semada İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselamla karşılaştı diyor. Elhamdülillah. Onlar teyze çocuğuydu aynı zamanda. Üçüncü katta Yusuf aleyhisselamla karşılaştı. Dördüncü kat semada İdris aleyhisselamla. Beşinci kat semada Harun aleyhisselamına, altıncı kat semada Musa aleyhisselamına, yedinci kat semada İbrahim aleyhisselamına en son.
Ya Resulallah, bu senin atan İbrahim'dir. Selam ver dedi. O da selam verdi. Ve aleyküm selam, hayırlı evlat diye oradan da karşılık buldu elhamdülillah. Sonra Sinte-i Müntehare'ye geldiler. Bak şimdi. Orada büyük bir ağaç vardı diyor. Ağacın kökü cennette yaprakları hesapsız tüm semayı sarmış, öyle büyük ağaç. Dört tane o ağacın kökünden ırmak kaynıyor. Efendimiz sordu, ya Cibril bunlar nedir? Bunların ikisi cennet ırmağı dedi, ikisi dünya için. Dünya için olanların biri Fırat Nehri, biri de Nil Nehri diyor, işe baksan. İkisinin de kaynağı cennetten. Yusuf Aleyhisselam'ın filminde hatırlarsanız, bir tüccar ne diyordu Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a götürürlerken, işte yanındakilere Nil'i tanı diyordu, bu şöyle bereketlidir, geçtiği yerlere hayat verir. Ben diyor yıllardır bu ırmağın geçtiği yerlerden gelirim, nereden çıktığını hiç tespit edemedim diyor, bak bak. Neden? Cennetten geliyor. Aynı zemzem gibi. Değil mi? Her suyun bir kaynağı var, değil mi? Bak zemzemin nereden kaynağı geldiğini onu da hiç tespit edemediler. Suları, değil mi? Oturarak içtiğimiz halde zemzemi ayakta içeriz. Neden? İçtiğimiz sularda mikroplar var. Oturunca mide şöyle bükülüyor. Midedeki asitler oturarak içince ilk önce su mideye gidiyor. Midedeki asitler o mikropları öldürüyor. Su temiz olarak bağırsaklara geçiyor. Ayakta içersen diyor, direkt bağırsaklara geçer, bir sürü hastalıklara sebep olur. Zemzem ayakta içiyoruz çünkü mikrop yok, cennetten geliyor bak. Elhamdülillah. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, bana müsaade yok, Sinte-i Müntehare'den öteye bir adım atamam dedi. Bir adım atsam yanar kül olurum. Yanar kül olursam bir daha ne zaman halk edilirim? Gözü kesmedi. Bak onun verdiği cevaba bak. Hani hep diyorum ya, iş o teslimiyeti gösterebilmek. Yoksa ben onun için yanmayayım da kimin için yanayım diyor. Bak bak Allah-u Teala için. Bismillah dedi. Adımını attı. Yandı mı? Allah'ın huzurunda kendini buldu elhamdülillah. Ya. İş işte o babayiğitliği gösterebilmek de. Görüyor musun? Sen böyle derken ben nasıl diyeyim, ben de geçersem yanarsam nasıl olacak? Bak iş. Ya biz olsak 40 liradan su getirir. Şöyle miydi, böyle miydi? İyi de Cebrail, sen buraya çöpeni getirdin, burada niye yalnız bırakıyorsun? Ah, akıllıyız ya, teslimiyet görüyor musun? Bir de buradan cennet cehennem yok, kıyamet kopunca olacak diyen öyle profesör etiketli arkadaşlara da hatırlatıyorum. 1400 yıl önce Efendimiz olmayan cenneti nasıl cehennemi gezdi acaba? Miraç'a çıkarken Cebrail Aleyhisselam gezdirdi orada. Ta kaç bin sene önce yaşayan İdris Aleyhisselam cennete girdi, çıkmadı. Değil mi? Olmayan cennete nasıl girdi? Adam bağlı, cennet yok diyor. Yer bulamadı herhalde şimdi. Cennet nerede olacak? Profesör
gözler olmuş ama Allah'ın kudretinden bir haber. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala ile aramızda bir yay mesafesi kadar diyor. Bakın en fazla 1,5 metre veya daha az. Mesafeden diyor kafa gözüyle Allah-u Teala ile konuştu elhamdülillah. Allah-u Teala kudret elini diyor bağrıma koydu göğsüme. Geçmiş ve gelecek tüm ilimler verildi diyor orada elhamdülillah. Bir de ne kadar vefalı. Doğarken Amine annemiz diyor ki ağzının diyor kıpırdadığını duydum kundağına sarmış. Bakın yeni doğmuş. Şöyle eğildim diyor ümmeti ümmeti diyordu diyor. Şuna bak. Doğduğunda bile ümmetinin derdinde. Bak Allah-u Teala'nın huzurunda bile unutmadı. Değil mi? Kelime-i şehadette okuyoruz ya Allah-u Teala benim selamım, rahmetim, bereketim üzerine olsun ey Nebi dediğinde onu melekler dahi vakıf değildi diyor oradaki olaya. Ya Rabbi senin selamın, rahmetin, bereketin benim üzerime olduğu gibi ümmetimin de üzerine olsun. Onu dediği anda perdeler açıldı diyor. Elhamdülillah. Melekler de ona şehadet getirdi. Biz şahitlik ederiz ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun Resulü ve kuludur diyor elhamdülillah. Allah Teala bile tabi o her şeyi biliyor da taaccüp etti diyor. Ey Habibim şurada bile ümmetin aramıza koydun ya diyor. Bakın helal olsun. Görüyor musun vefayı? Biz öyle birinin yanına çıksak işte değil mi? Murat da hocam valiyle görüşeceğim benim de şöyle bir derdim var bizde vali de bize bir tane çay söylese ağlımız başımızdan gider. Murat'ın siparişi niye unutur hemen? Değil mi Musa Aleyhisselam? Allah-u Teala'nın kelimiyken onda da öyle oldu ya. Ümmetinden biri bir soru sormuştu. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp sesini duyunca her şeyi unuttu. Ya Musa, sende bir emanetim var. Ne? Ya Resulallah, ya Rabbi. İşte ümmetinden biri diyor, sana bir soru iletmemi istedi ya, onu unuttum. Görüyor musun? Elhamdülillah o bizi unutmadı. Bak şimdi vereceğim müjdelere bak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Günahlarımızın çokluğundan yeğese düşmeyelim. Allah-u Teala o gecede 3 şey verdi ümmeti Muhammed'e elhamdülillah. Biri 5 vakit namaz. 50 vakitti. Allah-u Teala'nın ilk emrettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o semadan dönerken Musa Aleyhisselam'a uğradı dedi Allah-u Teala sana ne emretti? 50 vakit namaz. Aman dedi sen dön Allah-u Teala'ya niyaz et ki bunu eksilsin. Ben tecrübe ettim gördüm ümmetimde diyor. Senin ümmetin buna takat getiremez. Bak hele gitti geldi, gitti geldi, 5 vakit namaza düştü en son. Musa Aleyhisselam dedi ki, ümmetin bunu da yapamaz. Bir daha git. Efendimiz dedi ki, ben artık Allah-u Teala'nın huzuruna varmaktan haya ederim. Buna razıyım dedi. Allah-u Teala nida etti ki, kim benim bu emrettiğim 5 vakit namazı kılarsa, 50 vakit sevabı var ona. 1'e 10. 50 vakitten 5 vakte indi ya elhamdülillah. Biri bu.
İkincisi, Cebrail Aleyhisselam'ın bile haberi olmadı. Arşın altından Amin Resulü'yü ümmeti Muhammed'e hediye etti Allah-u Teala. Bakara suresinin son ayet. Kim yatmadan bunu okur da yatağına yatarsa diyor, sabaha kadar uyumadan ibadet etmiş gibi sevap var. Hazreti Ömer diyor ki, ben aklı başında bir Müslüman düşünemiyorum ki Amin Resulü'yü okumadan yatağına girsin, yani deli olması lazım onun diyor. Bununla ilgili bir olay vardı da Efendimiz'in zamanında, bir tane sahabeden annemiz, nasıl öyle çok takva ehli, benim diyor şartım evleneceğim erkek sabaha kadar uyumayacak, ibadet edecek. Sahabeden biri çıktı, onun izdivacına talip oldu. Şartım dedi bende var. Ben dedi sabaha kadar uyumadan ibadet ederim. Evlendiler, yastı namazını kıldı. Sahabe yattı uyudu. Vay anasını. Ertesi günü annemiz Resulullah'a şikayet etti. Ya Resulallah, benim bu şartım mıydı? Bu da bu şart bende var dedi. Evlendik. Yastıdan sonra yattı uyudu dedi. Neden böyle yaptın başını? Ya Resulallah, siz bir hadisinizde kim yatmadan Amin Resulü'yü okur da yatağına girerse o hiç uyumadan sabaha kadar ibadet etmiş gibidir buyurdunuz. Ben de diyor o minval üzerine böyle yaptım. Hocam diyor haklı diyor elhamdülillah. Hani böyle bir. Bir de dünyalara değer öyle bir müjde var ki elhamdülillah. Sahabe diyor ki Resulullah'ın hiçbir sözüne bu kadar sevinmemiştik. Ne buyurdu Allah-u Teala? Senin ümmetin şirk koşmadan benim huzuruma gelsin. Bak, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş iman sahibi. Ne kadar günahı olursa olsun, büyük küçük, hiç ibadeti olmasa elinde gecinde ben dedi onları cennetime koyacağım dedi. Elhamdülillah. Efendimiz de zaten ne buyuruyor? Değil mi? Her peygamberin Allah'ın ona vaat ettiği bir hakkı vardı. Hepsi onları dünyada kullandı. Ben diyor ahirete sakladım. Ne o? Şefaat yetkisi. Ümmetimin büyük günahkarlarına şefaat edeceğim diyor. Elhamdülillah. Sahabe dedi ki ya Resulallah, bunu herkese duyuralım. Yok dedi, duyurmayın ki bunu duyarlarsa kimse ibadet etmez dedi. Elhamdülillah. Az bir gayret. İman sahibi işte. Eğer insanlar günahlarından dolayı cehenneme girse bile, değil mi? Bir adam bir suç işliyor, hapse düşüyor. Bir süre sonra çıkıyor, çoluğunun çocuğunun içine geliyor onun gibi. O Allah dilerse o kadar cezayı verecek, dilemezse onu da yapmayacak. İlla onu cennetine koyacak elhamdülillah. Ne büyük şeref. Orada işte Efendimiz ümmetinin günahkarlarını görünce Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken mahzun oldu. Allah-u Teala'ya dedi ki ya Rabbi, önceki ümmetlerin 800 yıl, 1000 yıl ömrü var. Onlar daha çok ibadet edip daha çok sevap kazanma durumunda. Benim ümmetim 60-70 yıl yaşıyor. Allah-u Teala buyurdu ki ben senin ümmetine öyle geceler, mübarek günler tahsis ettim ki onlar 800 yıl, 1000 yıl yaşayan ümmetlerden daha fazla sevaba erecekler elhamdülillah. Ümmetin dedi günahlarının çokluğu seni mahzun etmesin. Bak orada bir örnek verdi. Ey Habibim, buyur ya Rabbi, önüne bak. Ne görüyorum? Efendimiz bir baktı böyle uçsuz bucaksız bir derya. Başka ne görüyorum? Uçsuz bucaksız deryanın ortasında bir tane ağaç, kuru ağaç. Başka? O ağacın üstünde
serçe kuşunun ağzında mercimek kadar bir çamur. Bildin mi bu nedir? Ey Habibim, bilemedim ya Rabbi. O uçsuz bucaksız deryadaki dedi kuru ağaç tüm dünya. Bakın şimdi kıyas. O ağacın üstündeki serçe kuşu da senin tüm ümmetin. O serçe kuşunun ağzındaki mercimek kadar çamur da tüm ümmetin tüm günahları. Şuraya bak. O uçsuz bucaksız gördüğüm derya da benim rahmetim dedi. Şimdi ikisini kıyasla da hiç müteessir olma. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Böyle kudretine nihayet olmayan bir Rabbimiz ümmetine ne kadar merhametli, sevdalı bir peygamberimiz var. Orada Efendimiz'e de söz verdi ki sen cennetime girmeden hiçbir peygamber cennete giremeyecek dedi. Elhamdülillah. Senin ümmetin de cennete girmeden hiçbir ümmet cennete giremeyecek dedi. Ne kadar şükür etsek az Rabbim bu gece hürmetine inşallah gönüllerimize hidayet versin. Maddi manevi tüm kardeşlerimizi sıkıntılardan kurtarsın. Amin. Yollarımıza huzur, mutluluk, bedenlerimize sağlık, sıhhat versin inşallah. Bir sorusu olan var mı bu arada? Sultanım, şeytan hak suretinde gelerek vesveseyi hak ile karıştırarak sunar. Kişi bunun bir vesvese olduğunu nasıl anlayabilir yanlışa düşmemek için diyor. İşte uyanık olacağız, dinimizi bileceğiz. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir olayını anlatmıştım ya, değil mi? Genç biriyken bir yerde sohbet var. Hani eskiden köylerde köye olur ya, büyük bir salon gibi, orada işte ocak var. Hepsi de oruçlu, hava sıcak, ikindin olmuş. Mesela akşam karanlığı, o ocağın orada diyor, nasıl bir nur parladı? Gözlerini alıyor. Oradan bir ses duydular. Ben sizin Rabbinizim. Sizden razı oldum. Oruçlarınızı açın. İnsanlar nasıl sevindi diyor birden bakana. Rabbimiz bizden razı oldu, bize hitap ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri defol oradan pis şeytan dedi. Birden ortalık zifir karanlık oldu diyor. Vay anasını. Sen diyor nasıl bildin dediler onun şeytan olduğunu. Değil mi? Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala Tur Dağı'nda nurunu dağa aksettirdiğinde nurunun aksine bile dağa takat getiremedi. Paramparça oldu. Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. Allah'ın peygamberi bile onun hitabına diyor takat getiremedi de bu Rabbimiz olsaydı biz böyle rahatça dinleyebilir miydik? Bir de Allah zamandan mekandan münezzehtir. Bak bu bir yerden geliyor ses. Ben diyor anladım ki bu şeytanın hilesi. Elhamdülillah. İşte Müslüman akıllı olacak. Biz şimdi ne okuyor, ne dinliyor, ne bilenin sözüne itibar ediyor. Öyle aklımızı bir şeye takıyor. Doğru o. Allah muhafaza. Bak şu Efendimizin davranışına bak. Bu gece bir de ne kadar önemli. Gece olarak Efendimiz'e Hira mağarasında Cebrail'in peygamberliğini ilk tebliğ ettiği gün bugün. Elhamdülillah. Bak peygamberliğini Allah Resulüne
söylerken vefatında bak Efendimizin bir davranışına bakın. Değil mi? Geldi ya Resulallah, Allah-u Teala'nın sana selamı var. Habibim dilerse ona da Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi hem padişahlık hem peygamberlik vereyim. Bak. Bak Efendimiz hemen atlamadı orada. Ya Cibril, sen ne buyurursun? Bak bak. Cebrail Aleyhisselam'ın fikrini soruyor. Ya Resulallah, siz kulluğu tercih edin. Değil mi bak kelime-i şehadette? Abdühü ve Resulü. Resul'dan önce geliyor kulluk. Ne şeref. Biz öyle işte emeklemeden koşmaya çalışıyor. Mürid olmadan şey olalım. Hemen uçalım, kaçalım. Görüyor musun? Bir de vefatında Cebrail Aleyhisselam geldi, yine Allah-u Teala buyuruyor ki Habibime selam söyle. Dilerse kıyamete kadar onu ümmetinin arasında yaşatayım. Kıyamete kadar ona ömür vereyim. Bak orada da tereddüde düştü. Ya Cibril, sen ne buyurursun? Allah-u Teala seni özlüyor ya Resulallah dedi. O seni bekliyor. Refik-i Ala dedi. Beni dosta kavuşturun. Ne yapsaydı? Bizim gibi kadir kıymet bilmezlerin içinde. O zaman neler yaptılar? Secdeye vardığında deve işkembesini getirip sırtına koydular. Ebu Leheb'in karısı geçtiği yollara dikenler dizdi ayaklarına bassın diye. Ha. Yalanladılar. Ne sıkıntılara koydular. Öyle dinleyip geçiyoruz ya, değil mi? Mustafa kardeşim Perşembe günü okuduğu ilahiyeti, bak hiç ilahiyede dikkat ediyorsunuz mu? Kafirlere bile şefaatli Muhammed diyor. Oradaki sırrı. Şimdi değil mi? Hayret diyeceğim. Nasıl kafire şefaat ediyor? O Medine'ye göç ettiğinde Efendimiz Mekkeliler bak orada mübarek vücudu aralarındayken nasıl farklıydı? Mekke'de öyle bir kıtlık oldu ki Mekkeliler dağlarda ölmüş hayvanların leşlerini yemek zorunda kaldık diyor. O derecede. Bak hele o ara Efendimiz Allah-u Alem Hayber'i mi fethetmişti veya bir kavimden muazzam bir ganimet elde etmişti. O zaman bir sürü deve yüklü kervanları, işte buğday var, altın var. Ebu Süfyan'a bir de o müşriklerin ileri gelenlerinden biri, şimdi ismini hatırlayamıyorum, gönderdi. Bak hele onlar kafir olduğu, kendini inkar edip doğduğu şehirden kovdukları halde onlara bak hele şefaatine bak. Bak burada insanların davranışları onun akıbetlerini de nasıl tayin ediyor bak. Ebu Süfyan Efendimizin ona gönderdiği bölümünü fakirlere dağıttı. Nasıl mutlu oldu? Öbür kafir hain, ben Muhammed'in yardımını kabul etmem diye yardımı reddetti. Bak akıbet 70 yaşında da olsa Ebu Süfyan İslam'ından şereflendi. O Efendimizin yardımını kabul etmeyen ebedi kafir olarak öldü. Bir de onlardaki teslimiyet nasıldı yani? 70 yaşından sonra bak Mekke'nin fethinde Müslüman oldu Ebu Süfyan. Bir savaşta diyor gözüne ok isabet etti. Böyle oku çekince diyor göz bebeğe sallandı böyle. Onu diyor eliyle çekti, koparttı, fırlattı diyor. Bak bak. Oradaki teslimiyetine bak.
Zaten ne işe yaran sen dedi diyor. 70 yıldır önündeki efendini göremedim, ona isyan ettim dedi diyor. İşte büyüğe itaat ne kadar önemli. Bak böyle geçen de hani Efendimiz'in Cuma'daki olayını anlatmıştım ya, bir kervanın sesini duyan insanlar Cuma günü Efendimiz hutbedeyken mescidi terk ettiler. Bir iki bir şey alalım diye. O zamana kadar Efendimiz önce namazı kılarmış, Cuma namazını, sonra hutbeyi irad edermiş. Bakalım nasılsa namazı kıldık diye öyle fırladılar. Allahu alem ya 8 ya 12 kişi kaldı mescitte. Cebrail aleyhisselam geldi diyor, tehdide bak. Eğer şu 8 kişi de olmasaydı Allah ümmetini helak etmişti dedi diyor. Bak. Uhud'da bakalım oraya 50 tane okçu dikti. Emre bak. Biz yensek de, yenilsek de, ölsek de, öldürülsek de, benden emir gelmeden yerinizi terk etmeyin diyor. Bak bir anda Müslümanlar galip geliyor gibi oldu. Hadi biz de ganimet toplayalım diye. Allah Resulü zaten size ganimetinizi daha diyor. Bak 70 tane Müslümanın şehit olmasına sebep oldular. Hazreti Halid de orada bekliyor onları. İnince dağdan arkadan dolaştı Müslümanları, biliyor musun? İtaatsizliğin bedeline bak. Bak hep tarih boyunca. Hiç zaman fark etmiyor işte. İrade göstermeden büyüğün bir sözüne itaat ne kadar güzel. Zülkarneyn dünyayı fethetmişti. Bir yerden bir yere giderken karanlık, böyle zifiri karanlık, ayaklarına hep taşlar filan değiyor. Hani şuradan zor yürüyorlar. Bir an önce kurtulsaydık. Orada ordusuna diyor ki o ayağınıza takılan taşlardan işte hepinize, torbanıza, cebinizi doldurun diyor. Bak iş asırlar geçiyor, binlerce yıl, bak olay hiç değişmiyor. Şimdi manzaraya bak. Bir kısmı diyor ki mübarek böyle diyorsa bir hikmet var. Göremiyor, ne olduğunu da bilmiyor. Dolduruyorlar ceplerini falan. Bir kısım öyle ahırlar o zaman da var ya, hiç değişmiyor onlar. Zaten diyor zor yürüyor diyor. Cebimizi taşına doldurup diyor. Deli miyiz, derdimiz ne? Tam biraz gidip gün ışığına çıkınca bir bakıyorlar ki taş din doldurdukları altın, elmas, vay anasını. Ötekiler nasıl kavalarını taşlara çalıyor? Yani keşke biz de alsaydık. Bak diyeyim, hatırlarsanız Emir Sultan Hazretleri'nde Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenirken kuya kızı vermiyorum diyemiyor da valide sultan, kırk torba diyor, işte kırk çuval altın isterim. Vay anasın. Yani bir derviş kırk çuval altını nereden bulacak, nasıl olsa veremez diyor. Ben de kızı vermem. Peki validem diyor. Develer, adamlar Nilüfer çayının diyor Bursa'da kenarına geldiler diyor. Böyle çayın kenarında taşları doldurun çuvallara. Nakıllar var ya bak, daha Zülkarneyn'den Emir Sultan'a hiç değişen bir şey yok diyorum ya. Zaman ve şahıslar değişiyor, olaylar değişmiyor maalesef. Tarih tekerrürden ibarettir diyor. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Öyle homurdanıyorlar. Bakın diyor, bu da bu taşlar niye dolduruyor çuvalları çayın kenarında? Doldu mu çuvallar, doldu. Siz de diyor ceplerinizi doldurun taşlardan. Tam birkaç tane teslimiyet diyor ki mübarek böyle diyorsa bir hikmeti var, koyalım. Yine sivri ahırlar diyor ki taşı ne öğrenecek, hadi çuvalları doldurdum. Bir de cebimizi mi dolduralım? Ne
neyse saraya varıyorlar. İndirin çuvalları dizdiler. Valide Sultan geldi. Ben çuvalın ağzını bir açtı. Ülüver çayının kenarından dolan taşlar cığır cığır altın. Herkes hemen elini kucağına cebine attı. Alanlar bir bakıyor. Altın nasıl seviniyorlar. Ötekiler bak aynı. Tüh. Ben keşke biz de alsaydık. Siz ağırlısınız, alır mısınız? Çayın taşını ne dolduracağım? Bak ne olaya. Ya. Bak. Hiçbir şey değişiyor. Bugün de aynı. Aynı bak şeytanın sünnetini işliyorlar işte. 1500 yıl Allah-u Teala ne emrettiyse şeytan yerine getirdi. Adem'e secde et deyince ya Rabbi 1500 yıldır ne dediysem yaptık ama bu olmadı. Değil miydik? Beni diyor ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Ben ona secde etmem. Hadi buyur. Hala Allah'a kafa tutuyor, farkında değil. Haşa sana o emri veren ateşinle toprağın arasındaki farkı bilmiyor mu? Görüyor mu hatayı? Bak aynı iş günümüzde. Çok şükür sizi tenzih ederim de temizlendiler. İyi de hocam şöyle olsa olmaz mıydı? Bak öyle bir tane iyi de hocam kalmadı şükür. İyi de işte elleme iyiyse. Değil mi? İyiyse niye kurcalıyorum? İlahi orada akıllı olduğunu gösterecek ya. Hani atasözünü yalnız söyledin diye ben nasıl atlıyor bizim oğlum. İyi de hocam diyor öyle değil diyor. Nasıldı diyor. Aslı şöyle diyor. Yalnız söyledim. Allah razı olsun. Hatamızı düzeltme. Bakın öyle şeyhim bilemedi. Bak ben bildim diyor. Farkında değil ama orada yardımcı oluyor Allah razı olsun. Hani öyle bir şey yok işte sana zarf atıyor. Sen de çivile matladın. Velev ki yalnız söylese bile değil mi? Seslenme edeben. Orada boya şeyini madar edince derecen mi yükselecek? Ben diyorum öyle işte. Evi sormuşlar boynum niye kalın diye. Nerem doğru ki demiş diyor. Hocam öyle değil de diyor. Tam biliyor hocam öyle olmadın da. Aklı yukarıları göreyim diye söylüyor. Sultanım şüphe duymayan hakikati bulamaz deniliyor. Burada kastettiği şüphe nedir açıklar mısınız demiş. Bak bu da çok önemli. İyi niyetli insanlar buna dikkat etsin. Sevdiğiniz insana ne kadar böyle sevgiyle teslimiyetle bakarsan onun yanlışını hayatta göremezsiniz. Herkese bak art niyet olmadan bir miktar şüpheyle yaklaşacağım. Bak ne hatalarını yanlışlarını görüyorum sen bile hayret eder. Değil mi? Hani ağaçın gözü kör, kulağı sağır diyor ya. Böyle İstanbul'da televizyon sohbetlerinde böyle evdeyken misafirler gelmişti. Bak hani bir genç kızımız geldi. Kaçarak evlenmiş, sevmiş. 2,5 yıl nişanlı kaldım diyor. 2 ay diyor bir huzurum oldu. Ondan sonra kocam diyor meğer iş gücü kumarcıymış diyor. Ben her gün dövmeye başladı diyor. Bakana. Kızım dedim 2,5 yıl hiç görmedin mi bu davranışlarını? Gördüm de diyor hiç üstüne konduramadım diyor. Bak. Birazcık şöyle dikkatli baksaydı bir de bak annesinin babasının rızasını da almamış. Hadi bakalım. Değil mi? Onlarda bir hayat tecrübesi var. Senin görmediğini görüyor. Onun rızasıyla gitseydin böyle bir yanlış yapmayacaktın belki. Öyle şüphe yani. Kasıtlı değil de iyi mi?
Yoksa karşındaki insan bak işte bir sürü çiftlik banklarmış, kaç taneymiş, bıtırak gibi ortaya çıktı. Yoksa şey yapıyor, bakıyor bir de etrafına, milletvekilleri diyor, işte hakimler, avukatlar da diyor gelmiş diyor, normal vatandaş diyor, ulan bunlar işte ağırlı adam. Bunlar girdiyse demek diyor, bir sıkıntı yok. İşte o da akıllaşıyor, milletvekili olması kusursuz insan olduğunu göstermiyor ki. Bak hele 25 yaşında köse bebe daha sakalı çıkmamış. 500 milyon diyorlardı da 1 milyar küsur. Katrilyon yani. Öyle. Bak Kayseri'de de çıktı. O da ne diyor, tavuk bir şey, lokantalar kurmuş kuya. Aynı yani. Sistem aynı. Biri işte ben sizin namınıza diyor çiftliğimde atıyorum hani asıl olmayan yaylasında 500 koyunum yayılıyor diyor ya. Şu kadar inek aldım, işte sütünü satıyorum, değil mi? Aziz bir 10.000 lira yatırırsan sana her ay şu kadar sütten gelir. Herkesi yoruyor, ama vay anasını, inek sizlere ömür diyor, sütten kesildi. Bu ne işte? Kestirmeden kısa yoldan zengin olayım diye. Birimizde öyle kanaat yok, ne güzel diyor, değil mi? En büyük zenginlik kanaattır. Rabbimin verdiklerine şükredeyim, idare edeyim demiyoruz. Hemen işte koşaya dönelim. Nasıl dönüyor? Ne önemi var diyor, nasıl dönüyor? Hadi bunları yapıyor bakalım, Müslüman, Müslümana yaptı bunu. Eskiden Avrupa'ya bir şey efendi, bir hoca efendi gittiği zaman nasıl insanlar etrafına kilitlenirmiş? Sohbetlerini dinliyor, işte maddi manevi yardım ediyor. Bu İyimbaş o zaman tüm Avrupa'yı dolandırdı. Bak sistem aynı. Hani bir zamanlarda saadet zinciri diye bir şey vardı ya, o da aynı böyle. Mesela belli miktar parayı alıyor, hemen hesabına yüklü bir miktar yatırıyor. Diyor ki aldığı paraları yatırıyor diyor, bak bir iş yaptığı yok. Vatandaş da lan vay anasını diyor, veri vermez. İnek süt vermeye başladı, hemen arabayı satıyor, evi satıyor. Ondan sonra Allah aşkına rast gelsin, onlar da öyle bir yamuldu. Adamı dinden soğuttular, hadi bakalım. Rabbim gönlümüze hidayet versin inşallah. Yani ne kimseyi kandıralım, ne de kimse bizi kandırsın yani. Efendimiz ne buyuruyor? Bir insanın elinin emeğinden başka hayırlı bir yiyeceği yok diyor. Öyle beleşemin ne ineğin sütü, bilmem neyin danası. Sultanım, lisanın afetlerinden biri olan fuzuli konuşmak kötü ve faydasız olduğunu bildiğimiz halde bu yanlışa düşebiliyoruz. Bu halden nasıl kurtulabiliriz demiş. Çok zor. Öyle. Hiçbir şey bilmesek bile bakana ne diyor? Alimin yanında dilini sakın diyor. Evliyanın yanında gönlünü sakın. Padişahın yanında gözünü sakın diyor. Bak ne kadar önemli. Değil mi saraya? Var mısın padişahın huzuruna, öyle ağzını ayırıyorsun, işte cariyesini görüyorsun, hanımını görüyorsun, hanımları görükmez de lafın gelişi. Daha bir kelam etmeden seninle, siz diyor bunun kellesini vurun, kavurma yapalım. Allah aşkına. Bir şey bilmiyor, alim birinin yanında öyle bir şeyler anlatıyor. Lan ne anlatıyorsun? Tereciye tere satıyor. Koyu hanım, ben de boş değilim ha, bir şeyler. Ya lan, ne mecbursun, ne anlatıyorsun? Bir dinle bakalım, torbanı doldur, değil mi? Öyle birini yakalamışsın. Olmaz, durumumuzu gösterelim. Oranın yanına varıyorum ben. Böyle elektrikçilik olur mu? Bak ben esas, bu iş şöyle olur. Lan sen ne anlıyorsun elektrikten? Git hocalarını yap. Ben sana karışıyorum mu? Böyle bir hastalığımız var maalesef. Öyle konuşuyor.
diyor mu? Yanlış bir şey mi söylüyor? Konuşmuş olsun da onu hiç hesap etmiyor. İşte ne kadar önemli değil mi? Söz var. Savaşı bitire diyor. Söz var, kelleyi götüre. Değil mi? Bir sözünün adam kellesinden oluyor. Bir sözünün savaş bitiyor. Bak Trump'cığım vuracağıdı Suriye'yi. Oya merhametli ya çok demokratlar az kullandı diye. Bak Putin Allah selamet versin. Devlet başkanı olarak nasıl severim ben? Bir dikkat edin hareketlerine. Hiç konuşmaz. İcraat yapıyor öyle. Tweetlerle dedi haberleşmeyelim. Devlet başkanına yakışmıyor. Sükunet telkin etti. Bak hemen Trump'cığım gevşedi zaten kazara söylediydi. Alay kuru sabahın peşinde. Vurmayabilirik de diyor. Bak iki sefer karizmayı çizdirdi. Şimdi vursa bile daha rüzgarından bile piyasalar çeyrek altın 300 lira olduydu. Bak şimdi vursa bile hiç altın kıpırdamaz. Niye? Ciddiye almıyorlar artık. Bir kıymeti kalmadı yani. Değil mi? Elbap'ta Afrin'de de Türkiye'ye çizdirdi karizmayı. Şimdi burada da Putin'e çizdirdi. Allah aşkına rast gelsin. Adam hiç ne konuşuyor, neyi diyor. Ben de baştan öyle ümitlendiydim. Lan bu tüccar dedim hani tüccarlar akıllı olur. Aklı başında. Adam geriden tüccarmış hiç. Değil mi hocam? Babasından mı kaldı? Bu kadar serveti de nasıl yaptıysa böyle bu şu aklıyla bu serveti yaptığını ben hiç kanaat etmiyorum yani. Değil mi Ali Bey? Babasından iyi mi kaldı? Haberin var mı? Bir şeydi ben diyorsun. Sultanım güzel ahlakın alametleri nelerdir açıklar mısın buyurmuş. Güzel ahlak deyince ne akla geliyor? Allah ve Resulü. Resulullah'ın ahlakı değil mi? Ayşe validemize sahabeler geldi sordu. Ya Ayşe bize Resulullah'ın ahlakından bahseder misin? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ta kendisi diyor elhamdülillah. Değil mi? Ahzab suresi 21. ayetinde de Allah-u Teala ne buyuruyor? O sizin için üsve-i hasenedir. Yani en güzel örnek. İşte onun ahlakını alırsak hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Nasıl yemiş, nasıl içmiş, nasıl uyumuş, nasıl ibadet etmiş, hanımlarına nasıl davranmış, öyle banyo mu kullandı diye hemen boşanmaya mı kalkmış, hanımını oğlum din mi çağırmış, değil mi? Öyle işte biz de Müslüman geçiniyor. Oğlum diyor, oğlan da koşturuyor, hanım da lan nasıl bir iş? Buyur baba diyor, hanım geliyor, buyur efendi. Lan bu niye geldi? Ona da diyor oğlum din çağırıyorum da, Allah razı olsun. Babaların babası. Senin önüne kaldığın kişi öyle mi çağırmış hanımını bakar? Hanımının su içtiği bardaktan su içmiyor. Allah'ım. Veya hanım onun neyse. Efendimiz su içeceği zaman Ayşe validemize uzatırdı. Hani Hatice annemizin ilk yıllarında yaşandı. Belki kayıtlarda yok da. Ona zaten muhabbeti tarifsiz de. Onun içtiği yerden, ağzını koyduğu yerden kendi içerdi diyor. Bir elma ısıracak olsa ona uzatırdı diyor. Onun ısırdığı yerden o da ısırırdı. Bak hele. Ahlak görüyor musun? Elhamdülillah. Öyle, onu örnek alacağız biz. Yoksa öyle horozdan kurban olur diyeyim fetva veren iki çuva ayakkabı verirsen kurban kesmiş olur diyen profesörlerle örnek alırsak Allah aşkına rast gelirsin. Hı? 55'te. Çok
Sultanın mürşidine tam manasıyla teslim olmuş biri sırlı olaylar karşısında hayret halini kaybetmiyor ise bu onun eksikliği ile ilgili midir demiş. Zinhar bilakis onun güzelliğiyle ilgilidir. O hayret halini zaten o canım ben bunun daha iyisini biliyorum. Dediği anda onun işi biter. Elhamdülillah bu fakir bak yıllardır sohbet ederim ben. Bir sohbetime o ne olacak bu kadar kitap okuduk şu kadar ilmimiz var. Ayaküstü bir şey anlatsak bir saat dolar hiç böyle her çıktığımda daha münazaraya çıkan ilkokul öğrencisi gibi heyecan duyarım. Ben şimdi ben kardeşlere ne anlatacağım nasıl olacak? O heyecanımızı hiç kaybetmeyelim. Ben bilirim dediğin anda işin bitti yani Allah muhafaza. Ahmet bin Sobay'la iyi yapmışsın. Herkes uyuyor. Mürşidimizin hallerindeki hikmetleri kavrama gayretiyle keramet peşine düşme hassizliği arasında denge nasıldır diyor. Yani onları kavrayıp bu güzellikleri uygulayarak sen de keramet sahibi olabilirsin. Daha öyle bir şey işte olmadan, onu örnek almadan değil mi? Hani hep söylerim ya ben çok yaşadım. Şimdi dergahta varıyorum. Normal bir mürit kardeşim misin? Öbürüne diyor ki işte Tahir Bey geliyor. Ali Bey diyor şeyim nasılsın diyor. Allah Allah. Ben Ali Bey'in şey olmadığını da biliyor. Kendi de şey değil. Niye söylüyor bunu? Hocam, şimdi ben ona söyleyeyim ki diyor, o da bana sağ ol şeyim, iyiyim, o da ona diyecek şeyim diye. Vay anasını, kelime nasıl bir şeyse ben kavrayamıyorum da. Hoşuna gidecek. Bir kere Gülhane'de ben böyle emekli olacağım zaman iki gün rapor alayım dedim. Ben nasıl kimseyi tanımıyor. Arslan tanıdığım bir asubay vardı, o doğruya tayin olmuş. Dedi, sana bir tüyo vereyim, nasıl oluyor? Orada mesela albaylarına yani profesör ya, herkes hocam diye hitap ediyor. Bahadır'da bir tane üsteğmen var dedi. Ona muayen ol bir tane hocam dedi. Kaç gün istersem verir. Vay anasını. Kendini profesör gibi görüyor. Üsteğmen diyen. Üsteğmen bak hele hocam diyeyim. Tav oluyor işte aynı mürit diyorlar. Nasılsın şeyim diyor. İyiyim şeyim. Oo, ikisi de şey oldu. Ne oldu oldu? Vay, mürid olsa bir tane, değil mi? Ne demek mürid? Murad olunan diyor, Allah seni murad etmiş. İslam'da ya da tasavvufta yıldızname, burçlar konusunda ne buyurursunuz demiş kardeşimiz. Yıldızname uyduruk bir şey. Ta 400 yıl önce mi ne biri yazmış. Mesela annenin adınla senin adını hesaplıyor. 12 tane orada burç var. Ondan sonra hangisi çıkarsa mesela hesaplıyor. İlla 12 çıkarsa 12. burç. 9 çıkarsa 9. burç. Yani onları topluyor. Ondan sonra 12'ye bölüyor. Hangisi çıkarsa orada işte çok ben onu da biliyorum. Orada yazar işte İsa isimlerinden uzak dur. Yeşil gözlülerle arkadaşlık etme. Hani yeşil gözlünün kabahati ne? Mesela atıyorum standart bir şey yazmış oraya 12 tane. 400 yıldır kime tek geldiyse aynısını söylüyor. La bu adamların hepsinin kaderi aynı mı? Ha burçlar konusunda şimdi tarotçuların anlattığına karşıyım da yani öyle bir şey yok. Fakat burçlar da bir hakikat var. Herkes hangi burçtaysa onun karakterine mutlaka tesir ediyor. Geçen de anlattıydım yani mesela. Şimdi bayanın koçu, Allah aşkına razı olsun, bayanın koçu olur mu? Erkeğin koçu olur.
Mesela Aslan burcunda diyor en ideal bayan için. Bak atellerde seyredin değil mi? Dişiler avı kovalar, yakalar, getirirler. Erkek aslan gelir, çöreklenir, karnını doyurana kadar hiçbiri yanaşamaz. Karnını doyurunca kenara çekilir, ondan sonra ötekiler yer. Bak, erkeğin de aslan burcu aynı. Böyle tembel, her şeyi karşıdan bekliyor. Erin geç. Ha şu işimi biri yapsaydı, ne kadar şey var bak. Mesela oğlak burcu ne kadar çalışkan, inatçı, böyle ön plana çıkma derdi yok. Koş mesela hemen çabuk usanıyor bir şeyden. Maymun iştahlı diyor. Çok zeki, liderlik vasfı var ya. Böyle insan karakterine çok etkileri var yani. Uyuyor. Ama ötesine aklım ermiyor. Bir tane İbrahim Hakkı Hazretleri'nin öyle çok güzel kitabı vardı. Böyle suretleri şey yapıyor. Kafası büyük diyor. Sakalı çok uzun. Kimseler işte ahmak olur diyor. Biri de böyle okuyormuş. Lan bir bakıyor öyle kafa büyük, sakal haddinden fazla. Böyle eskiden de elektrik yok, mum ışığında okuyor ya. Lan diyor bu sanki beni tarif ediyor. Biraz sakalı muma doğru uzatıyor. Hani sakalı kızartacak. Sakal bir alev varmış, söndürememiş. Saat sakal, Allah aşkına razı olsun. Kitabın altına not düşmüş. Aynı inan vaki. Allah Allah Allah. Amin.
istiyoruz. Lütfeyle, kerem eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Habibim nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Hıfz eyle, muhafaza eyle, emanına al ya Rabbi. Amin. Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi. Amin. Zamanının sultanını gönder ya Rabbi. Amin. Bizi sağlık sıhhat içerisinde Hazreti Mehdi'ye yetiştir. O sultanın arkasında hizmet etmeyi cümlemize nasip et ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bizleri burada böyle topladığın gibi cennette de Habibin manevi sofrasında topla. Cümlemizi cemalinle şereflendir ya Rabbi. Amin.